Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, inayeti Yüce Rabbimizin katında ne kadar güzelliği varsa üzerinize ve üzerimize olsun. Kıymetli kardeşlerim, sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün gönül dostlarımıza selam olsun. Esselamu Aleyküm. Ben Deniz Geylani Kararslan kardeşiniz, Hira Nur Derneği efendim basın sorumlusu. Bugün Hira Nur Derneği Genel Koordinatörü Cihat Taş kardeşimle birlikte Rabbim nasip ederse hem yurt içi faaliyetlerimizi konuşacağız hem yurt dışı faaliyetlerimizi konuşacağız. Allah'ım nasip ederse. Ama öncesinde Hira Nur Derneği kimdir? Bir iki dakika size Hira Nur Derneği'nin faaliyetlerini anlatmak istiyorum. Hira Nur Derneği merkezi İstanbul Sancaktepe'de bulunan Türkiye'nin efendim en büyük derneklerinden bir tanesi elhamdülillah. Bünyemizde 750 tane yatılı talebe okutuyoruz ve çocukların hiçbirisinden eğitim ücreti almıyoruz. Tamamen hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle bunu yapıyoruz. Hira Nur Derneği olarak bünyemizde her gün 3000 kişilik sıcak yemek çıkartan bir aşevimiz mevcut. Yine bünyemizde her gün 2500 adet somun ekmek çıkartan bir ekmek fırınımız var. Bünyemizde terzanemiz, efendim bünyemizde berber salonumuz mevcut. Bütün çocuklarımızın manevi ve zahiri ihtiyaçlarını kendi bünyemizde gideriyoruz. Hira Nur Derneği olarak her ay kıymetli kardeşlerim birçok aileye düzenli olarak erzak kolisi, gıda yardımı yapıyoruz. Ve birçok kardeşlerimize fatura anlamında yardımcı oluyoruz, kira anlamında yardımcı oluyoruz, sağlık anlamında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve Hira Nur Derneği olarak Afrika'da yine çok ciddi faaliyetlerimiz var. Afrika'da her ay yüzlerce su kuyusu açıyoruz. Afrika'da 6 tane medrese inşaatımız bitti. Elhamdülillah. Medrese okuyan yavrulara barınma yeri olarak hizmet veriyor. Afrika'da her gün nizami olarak kurban organizasyonları yapıyoruz. Yani Hira Nur Derneği'ni arıyorsunuz. Benim bir akika kurbanım var, adak kurbanım var diyorsunuz. Hira Nur Derneği 3 gün içerisinde kurbanınızı kesiyor, videosunu size ulaştırıyor. Efendim, kıyafet yardımlarımız, erzak yardımlarımız, iftar organizasyonlarımız Afrika'da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün iki konuyu konuşalım istiyorum. Çünkü biz Afrika'dayız, sahadayız. İşler acısı bir konu. Afrika'da hafız olabilmek dünyanın en zor işlerinden birisi. Çocuklar çok yetenekli, yokluk var, dilencilik var, barınamamak var, aç kalmak var. Bu şartlarda hafız olmak. Bunu konuşmak istiyorum. Bununla beraber efendim özellikle şu pandemi döneminde maddi sıkıntı çeken daha çok ailemize erzak kolisi, gıda yardımı yapalım istiyorum. Bu iki konuyu işleyeceğiz. Hira Nur Derneği Genel Koordinatörü Cihat Taş kardeşimle birlikte. Cihat kardeşim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk kıymetli hocam, Allah razı olsun. Evet, o kadar ihtiyaç var ki hakikaten gönül ister ki sabahlara kadar, akşamlara kadar bütün mevzuları şu masaya yatıralım. Bütün kardeşlerimizi bunlardan haberdar edelim. Ama her programa bir veya iki taneyi sıkıştırıyoruz. Evet. Öyle diyelim. Bugün Afrika'da hafız olmak, bundan konuşalım istiyorum. Peşine de inşallah yurt içini de ihmal etmeyelim. Buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de erzak kolisi ulaştıralım istiyorum inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun ki yine bu kanalda ve her hafta mutat olarak yaptığımız programlarımızı şu anda icra ediyoruz. Kıymetli aylar içerisindeyiz. Recep, Recep-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları. Tabii günler gelip geçiyor kıymetli hocam. Yarın ahirete gittiğimizde hepimiz iman eden de iman etmeyen de pişman olacak. Bizler iman eden insanlar olarak ya Rabbi daha çok sadaka verseydim, daha çok ibadet etseydim, daha çok bu işlerle alakalı
içli dışlı olsaydım diye pişmanlık duyacağız. Tabii oradaki pişmanlığımız bizi geri dünyaya getirir mi? Tabii ki de getirmeyecek. Yani orada hiçbir dünyalık için bir pişmanlık duymayacağız kıymetli hocam. Yani ya Rabbi 5 katlı yapmıştım, niye 10 katlı yapmadım? Ya Rabbi emekli oldum, işte köye bir tane daire yapacaktım, keşke yapsaydım diye pişmanlık duymayacağız. Veya araba modelim şuydu, keşke şu olsaydı diye bir pişmanlık duymayacağız. Fakat neyden dolayı pişmanlık duyacağız? Malumunuz üzere, tabii şu an pandemi sürecindeyiz. Mesela birçok insanımıza hac farz oluyor. Fakat o parayla ne yapılıyor? Köyde bir ev yapılıyor. Doğru mu kıymetli evet. hocam? Ama Allah-u Teala yarın bize o farz olan ibadetimizi yapmadığımızdan dolayı sorgu ve suale çekileceğiz. Onun için biz hayattayken bu sorgu suali kendimize sorarsak, hani güzel bir söz vardır kıymetli hocam. Bugün Allah için ne yaptın? Şimdi bazen namazımızı kılıyoruz. Bunu bazen şöyle düşünebiliyoruz. Ya ben bugün 5 vakit namazımızı kıldım. Veya işte efendim söyleyeyim Ramazan-ı Şerif ayı geliyor, orucumu tuttum. Bunlar bizim farz olan ibadetlerimiz. Yani Allah'a olan borcumuz. Onun için bunlar Allah için ne yaptın sınıfına girer mi? Girmez. Tabii ki de Allah için ibadet ediyoruz. X birisi için veya X bir şey için ibadet etmiyoruz. Zaten öyle olursa farklı olur. İbadet olmaz. Fakat Allah için ne yapabiliriz kıymetli hocam? Bu aylar içerisinde özellikle bir garip kurebayı sevindirebiliriz. Bir hafız yavrumuzu imkansızlıklardan dolayı eğitim alamayan yavrularımızı eğitimle buluşturabiliriz. Sadaka-i cari. Sadaka-i cari ve bu sadakanın en eftali dediğimiz sınıfından. Hafız yetiştirmek. Tabii hafız yetiştirmek, su kuyuları açmak. Hafız yetiştirmeyi biraz basite alıyoruz Cihat kardeşim. Evet. Hafife alıyoruz ya. Yani tabii biz çocukların içindeyiz. Hem Afrika'da hem yurt içinde. Çektikleri sıkıntıyı biliyoruz. Telefon oynayarak hafız olamazsın. Evet. Televizyon seyrederek hafız olamazsın. Gece yarılarına kadar Kur'an'ı sayıklaman gerekiyor. Yani Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkman gerekiyor. Bütün vaktini Kur'an'a vermen gerekiyor. Öyle hafız olabiliyorsun. Yoksa koca kitabı ezberlemek basit bir iş değil. Tabii ki de değil. Bunun yanı sıra bir de dilenerek karnını doyurmak zorunda kalıyorsan, yani. Bunun yanı sıra temiz içme suyuna ulaşamıyorsan, bunun yanı sıra betonun üstünde yatıyorsan, bunun yanı sıra vücudun yara bere içerisindeydi, tedavi olamıyorsan, bu şartlarda okumaya çalışıyorsan, kat kat daha zor değil mi? Kesinlikle daha zor. Hatta ben burada hem izleyicilerimize hem sizlere şöyle bir soru yöneltmek istiyorum kıymetli hocam. Şimdi hafızın toplumumuzdaki önemi ne dediğimizde, bu önemini anlayabilmemiz için geçmişe dönmemiz lazım. Şimdi hani anlatılır ya, mesela birçok hocalarımız geçmişte tren vagonlarında, ahırlarda Kur'an-ı Kerim öğrettiler değil mi? O zor şartlarda. Aslında aynı Afrika ile aynı tutabiliriz. Şu anda da Afrika bu işle meşgul. Ney? Ahır gibi yerlerde eğitim almaya çalışıyorlar ki yarın bir gün o toplum bozulacağı zaman o hafız olan Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş insanlar Kur'an-ı Kerim'i o insanlara ulaştırabilsinler. Şimdi soruya geliyorum. Biz 100 yıl önce yetişen alimlerimiz olmasaydı şu an ne durumda olurduk Geylan Hocam? Herkes bir empati yapsın ve bir düşünsün. Şu durumda olurduk. 2-3 ay önce Afrika'daydım. Bir evden bir beyefendi abiyi almaya gittik. Dışarı çıkan bayan çırılçıplak çıktı. Eşini çağıracak, bize rehberlik edecek, bir köye gideceğiz. Sorduğumda ben tabii başımı çevirdim, utandım. Sonra anladı, içeri girdi, örtüye dolandı. Dedim ki bu Müslüman mıydı, başka bir dine mi mensup? Allah indinde tek din İslam da orada putperestler var, başka bilmem ne var. Müslümandı dedi. Dedim ki Müslüman bir kadın nasıl böyle çıkar? Onun dedi oradaki arkadaş, bunu diyen de Afrikalı, haram olduğunu bilmiyor ki dedi. Değil mi? Bir alim yetişmemiş orada. Ya, yani dini ya. Onlara temiz anlatacak ya.
bir insan ulaşmamış, bedevi evet. bir şey yaşıyorlar. Belki namaz kılıyorlar ama dediğiniz gibi setre avret dediğimiz hangi uzuvların kapalı olması gerektiğini bilmeyen insanlar. Ona yüzlerce şahidim. Kısa etekle namaz kılan, kısa kolla namaz kılan, ya, saçları dışarıda ya. Namaz kılan Afrika'daki hanımlara yüzlercesine şahidim. Belki izleyicilerimiz hani yadırgayabilirler. Ya hocalar anlatıyor ama ya bu kadar da değildir veya da hani böyle Müslümanlık mı olur diyebilirler. Diyeceklerini duyar gibiyim çünkü. Hemen burada aydınlatalım Geylan Hocam. Eğer bizim toplumumuzda bu alimler, bu hocalar, bu Kur'an hafızları yetişmeseydi emin olun biz de aynı durumda olurduk. Ki şu anda da aslında biz kısmen aynı durumdayız. Neden? Eğer bir toplumda ilim olsaydı, Türkiye'mizde İlim okuyan, okutanları müstesna bundan tutuyorum. Ama şu an televizyonlarda, boy boy kanallarda neler yayınlanıyor kıymetli hocam? Allah'a isyan yayınlanıyor. Allah'ın takdirine isyan yayınlanıyor. Peki bunun yayınlanmasının sebebi ne? İlimsizlik. Eğer o insanlar kadere imanı bilselerdi, televizyon filmlerinde kadere söverler miydi? Sövmezlerdi. Hacım en basiti... Akşamdan sabaha kadar futbol oynanmış bitmiş, maç tartışmaları yapılıyor. 10 dakika şu din insanlara güzel bir şekilde anlatılmıyor. Evet. Maalesef. Maç oynanmış bitmiş. Sana ne faydası var, bana ne faydası ya. Var? Yani ben kimsenin işine karışmıyorum, bir şey demiyorum. Onun için zaten kıymetli hocam, işte eğitim dediğimiz, hafızlık dediğimiz burada devreye giriyor. Ve biz Türkiye'de, Afrika'da ve dünyada hafızlık müesseselerinin yetişmesi için belki de son nesiliz Geylan Hocam, bilemeyiz ki. 50 yıl sonra ne olacağını bilebilir miyiz? Mümkün değil. Ama tarihe herkes geçiyor kıymetli hocam. Allah'a isyan edenler de geçiyor. Allah'a itaat edenler ve infak edenler de geçiyor. İnşallah biz itaat eden ve infak eden sınıftan olacağız. Ve bu hayırlarımızla beraber bu hafızlara yetişeceğiz. Yetiştirdikten sonra da dediğim gibi belki şu an izleyicilerimiz yetiştirme kararı alacaklar. Ben bizzat bunu yaşadım. Bir hayırseverimiz hafızlık yetiştirme kararı aldı. Ve bir ay sonra, bakın Geylan Hocam burayı iyi dinleyin. Bir ay sonra bana bir mesaj geldi. Biz hayırseverimiz hafızlık yetiştirmeye başlamış. İlk ay ödemesini yapmış. İkinci ay ailesinden bana bir mesaj geldi. İşte atıyorum. Sayın Mehmet, merhum Mehmet Çavuş Beyefendinin ruhunu hatim istiyoruz. Ben de arkadaşlara dedim ki ya bu Mehmet amca geçen ay hafızlık bursuna başlayan amcamız değil mi arkadaşlara? Dediler ki evet. Dedim bir sorun. Hani o amca mı? Yani hafızlık bursuna bir ay önce başlayan amca mı? Ve sordular. Bir ay önce hafızlık bursunu bu televizyon ekranlarında izleyip karar verip infakta bulunmaya başlamış birisinden bahsediyorum. Ve bir ay sonra ölüm geldi kendisine. Amel defterini açtı gitti. Evet. Ve 18 ayı da ödeyemedi Geylani Hocam. Bakın hiç 18 önemli. Hiç önemli değil. Neden? Çünkü böyle bir amele vesile oldu. Evet biz burada ne diyoruz? Bir hafız 18 ayda yetişiyor diyoruz. Evet belki 18 ay verecek gücümüz yok ama önemli olan bir karınca misali bu yolda bir damla olabilmek ve kişi öldükten sonra da dediğim gibi o amcamız Mehmet amcamız dünyalık gözüyle belki o hafızını göremeyecek. Belki o talebeyi göremeyecek. Ama ahirette inşallah o talebelerle beraber, o ihtiyaç sahipleri, o ağzı dualı insanlarla beraber haşr olacağımıza ben inanıyorum. Onun için hafızlık müessesesi konusunda çok ciddi yaptırımlar, yatırımlar Afrika üzerinde ve dünya üzerinde bu anlamda biz de gayret etmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Hemen bu anlamda şöyle gönül dostlarımızı bir hafız yetiştirmeye davet edelim. Tabii. Evet kardeşim ben biraz tabii yaramız derin. Yarayı konuştuk ama kardeşlerimizin anlayacağı dilden nasıl başlayacaklar ifade etmek istiyorum. Kıymetli kardeşlerim, Afrika'da biz 2 yıldır Afrika'dayız ve artık her geçen gün ülke ülke yayılıyoruz elhamdülillah. Sevgili kardeşler, Afrika'da bir çocuk düşünün. Şimdi VTR izleteceğiz size, göreceksiniz. Efendim, çocuk sıtma hastalığına yakalanmış temiz bir yerde kalmadığı için. Çocuğun bütün vücudu egzama olmuş. Yara bere içerisinde vücudu, başları. Efendime söyleyeyim. Okuduğu medresede bir vakit yemek veriyorlar.
Düşünebiliyor musunuz? Diğer vakit aç, akşam tok yatabilmek için bu çocuk dileniyor. Kiminin ayağında ayakkabısı yok, kiminin sırtında gömleği yok, kiminin giyecek pantolonu yok. Paramparça yerlerde yatıyorlar. İçtikleri su bir varilin içerisinden bulanık su. Bunu içiyorlar. Köylerinden gelmişler, kasabalarından gelmişler hafızlık medresesine. Tepelerinde bir çatı var ama saç sıcak vuruyor. İçerisi ağır bir şekilde kokuyor. Ve bu şartlarda hafızlık okumaya çalışıyorlar. Allah'ın kelamını bu şartlarda ezberlemeye çalışıyorlar. İşte biz Siranur Derneği olarak Afrika'ya medrese inşaatlarını başlattık. Bu çocuklar temiz bir yerde yatsın. Biz bu çocukları tedavi ettiriyoruz. Biz bu çocukları giyindiriyoruz. Biz bu çocuklara temiz içme suyu ulaştırıyoruz. Sizleri de bu anlamda bir hafız yetiştirmeye davet ediyoruz. Gelin, bu işin ucundan siz de tutun. Afrika'da sizin de bir hafızınız olsun. Ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz olsun. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme. Ahirette seni kurtaracak bir eserin var mı? Peki Geylani kardeşim, nasıl okutabiliriz hafızı dediğinizde, ekran altında Hira Nur Derneğimizin çağrı merkezinin numaraları var. Bu numarayı arayın. Kardeşim, ben bir hafız yetiştirmek istiyorum. Bana yardımcı olun. Ben 2 tane, 3 tane, 5 tane herkes imkanına göre hafız yetiştirmek istiyorum. Bana yardımcı olun diyeceksiniz. Biz büyüklerimizle istişare ederek hesabını yaptık. Afrika'da ortalama 18 ayda hafız oluyor bir çocuk. 2 sene dolan da var, 1 sene dolan da var. Ortalaması 18 ay. Dedik ki bu çocuğun aylık masrafı ne kadar? 200 lira. Bir öğretmenin 100 dolar aylık aldığını hesap edersek Afrika'da, 200 TL iyi bir para. Büyüklerimiz böyle bir karar aldı. Dediler ki o tabii ki sadece çocuğun masrafı aylık 200 lira değil. Yani hafızlığının öncesi var, sonrası var. Ama manevi bir şey bu. Bakın 18 ay boyunca bu çocuğun masrafını siz karşılıyorsunuz ve bu çocuğu siz hafız yetiştirmiş oluyorsunuz. Aylık ne kadar masrafı? 200 lira. 18 ay ne kadar? 3600 lira eder. Bu 3600 lirayı isterseniz bir kalemde ödersiniz, isterseniz her ay 200 TL, 200 TL Hira Nur Derneğimizin resmi hesabına yatırabilirsiniz. Biz de Hira Nur Derneği olarak çocuğun fotoğrafını, fotoğrafın altında hangi ülkede okuyor, yaşı kaç, ismi cismi nedir, bu bilgileri size gönderiyoruz. İnşallah müsait olduğumuzda, o bölgede bulunduğumuzda çocukla alakalı, bakın çocuğunuz okuyor, eğitim durumu şudur diye size bilgilendirme de yapıyoruz kıymetli kardeşlerim. Onun için gelin Afrika'da sizinle bir hafızınız olsun. Anneniz adına bir hafız yetiştirin. Babanız adına bir hafız yetiştirin. Sizin bir hafızınız olsun. Ailenizin bir hafızı olsun. Ben 70 tane hafız okutan aileye şahidim. Bir abimiz tam 70 çocuğu okutuyor. Ekran altındaki numaralardan Hira Nur Derneği'ni arayalım. Kardeşim, ben de bir hafız yetiştirmek istiyorum. Benim de bir hafızım olsun deyin kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu çocuklar hangi şartlarda okuyorlar? Ne giyiniyorlar? Bununla alakalı bir VTR'miz var. Birlikte izleyelim. Cihat kardeşimle bu konuyu biraz konuşmak istiyoruz. Allah'ın kelamını öğrenmeye çalışan bir çocuk dilenmemeli. Afrika'da hafızlık talebeleri akşam tok yatabilmek için dilenmek zorunda kalıyorlar. Kıymetli kardeşler, yüzlerce çocuk ellerinde birer tane taz dilenmek için sokaklarda. Bunun önüne geçelim. VTR'yi izleyelim, konuşalım inşallah.
kolay bir şey. Biz sadece bunu istemiyoruz. Bu çocukların aylık masraflarını karşılayalım istiyoruz. 200 lira her birinin hafızlık masrafı var aylık. 200 TL. Nedir o 200 TL? Bu çocuğun yemesi, içmesi, giyinmesi. Başka bir şey değil yani. Anladınız mı? Onun için bunlara bu anlamda destek olmamız gerekiyor. Burada çocukları gördüm. Üstleri başları, bakın yara içerisinde. Bu çocukların sağlık anlamda yardıma ihtiyacı var. Burada da o hastalıkta mesela şöyle, bu yavrumuzda da var. Bakın, bunun ilerlemiş olanları var kıymetli kardeşler. Çocuk benim ne dediğimi anlamıyor. Bu Kur'an talebesi. Bu dinini öğren, bu hafız olmak istiyor. Anneler, babalar, Allah için bizim yavrumuz bu şekilde otursaydı, oturur ağlar mıydık, ağlamaz mıydık? Bunun ne farkı var bizim yavrumuzdan? Biz niçin buradayız? İşte bunları, bu çocukları size göstermek için. Şurada birkaç çocuk var. Onlar da size göstermek istiyorum kıymetli kardeşler. Şimdi bakın, sağlık anlamında da bu çocukların ihtiyacı var. Yani sizler 200 lira aylık bir hafız bedeli ödediniz. Bu çocuk o 200 lirayla tedavi olacak. Anladınız mı? Bakın bu hastalığı ilerlemiş durumda. Keza bu çocuğun hastalığı iyice ilerlemiş durumda. Bunlara müdahale edilmezse ne olur biliyor musunuz kardeşler? Ölür, ölür tek kelimeyle. Bu çocuklara sağlık anlamında müdahale edilmezse ölür. Kıymetli kardeşlerim, hani sosyal medyada herkes, hepinizden özür diliyorum, artistik yapıyor ya. İşte bakın burada. Durum bu. Yani milyarlarca para tatillere veriyoruz. 200 lira bir Müslüman bu çocuğun aylığını ödeyemiyorsa yani kendi kendini sorgulaması lazım. Bakın keza burada bir yavrumuz başlamış yine aynı hastalık. İlerleyecek yarın öbür gün kıymetli kardeşler. Bu tedavi olmazsa ne olacak? Burada ortalama ölüm yaşı 52. 52 yaşında bir insan burada ölüyor. Yani sağlıksız koşullar, sağlıksız ortam, efendim, yani temiz bir su yok, temiz bir içme suyu yok. Temiz kalacak bir yer yok. Duvarların halini görüyorsunuz, çamur, her taraf. Bizim Türklerin kullandığı bir tabir var ya, leş gibi. Niçin? İmkansızlıktan. Onun için bütün bizleri izleyen gönül dostlarımızı, kardeşlerimizi Allah rızası için yardıma davet ediyorum. Hafızlara destek olmaya davet ediyorum. Bu çocuklar ortalama 18 ay gibi bir sürede hafız oluyor. Ve her ay 200 lira verseniz efendim 18 ayda ne eder? 3600 TL eder. İsterseniz bunu peşin olarak da ödeyebilirsiniz. İsterseniz taksit taksit aylık halinde de ödeyebilirsiniz. İsterseniz 10 hafız yetiştirirsiniz. İsterseniz bir hafız yetiştirirsiniz. Ama en azından bir tane Afrika'da hafızınız olsun. Kıymetli kardeşler. Yani bazı çocukların babaları var. Onlar bir şeyler veriyor. Fakat biz daha çok hep kendimizden buranın günlük yemeğini çıkartmaya çalışıyoruz. Eğer çıkartamazsak bu çocuklar dilenmek zorunda kalıyor diye söyledi. Ne kadar acı bir şey. Kur'an talebeleri dileniyor kıymetli kardeşler. Kur'an talebeleri Allah'ın dinini yaymaya çalışanlar. Ashab-ı Suffa gibi. Peygamberimiz dilenmesinler diye onların yemeğini veriyordu. Eline peygamberimize bir sadaka gelirse biliyorsunuz peygamberimiz sadaka yemezdi. Biri bir hediye getirdi mi sorardı. Sadaka mı? Hediye mi? Sadaka ya Resulallah dediklerinde doğru Ashab-ı Suffa'ya gönderirdi. Sadakayı onlar yesin diye. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an talebeleri dilenmemeli. Yoksa Resulullah mahşerde bize hesabını sorar diye düşün. Burada sağlık ne kadar olabilir? Bu odayla sağlığın arası ne kadar iyi olabilir sizce? Bu odanın içinde sağlık var mıdır? Onu sorayım evvela. Çocukların hallerini gördünüz. Yara bere içerisinde
Bu odada sağlık yok. Sağlık bu odaya uğramaz bile. Ama biz sağlıkla bu odayı barıştıralım. Sağlıkla bu medreseyi barıştıralım kıymetli kardeşlerim. وَجَمْ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي Cihat kardeşim, aslında bugün yurt içine de girelim istedim ama bu konu hassas bir konu. Çok da sıkıştırmak istemiyorum. Bu hafızlık mevzunu, çocukların durumunu biraz konuşalım istiyoruz. Biz yakinen şahidiz. Bu çocuklara doktor götürdüğümüzde doktor bunları tedavi etmeye başladığında hemen ağlamaya başlıyor çocuklar korkudan. Evet. Hiç doktor önüne çıkmamışlar. Hiç sağlık kontrolleri yapılmamış. Bu anlamda izleyen kardeşlerimize sizin tavsiyeleriniz neler olacak? Tabii bu hafızlık projesi kıymetli hocam. Eğitim olduğu için bizim yaramız dediğimiz, kalbimiz dediğimiz, merkezimiz dediğimiz bir olay. Neden bunu diyorum? Çünkü bünyemizde, özellikle kendi bünyemizde, yani İstanbul'daki misafirlerin gelip bizzat görebileceği 750 tane yavrumuza düzenli olarak yıl boyunca ev sahipliği yapıyoruz. Bu 750 yavrumuzun tabii içerisinde 300'e yakın muhacir dediğimiz, göçmen dediğimiz, savaş mağduru dediğimiz yetim ve öksüz yavrularımız da var. Şimdi eğitimle bu insanları buluşturduğumuz için kıymetli hocam, yarın Allah nasip ederse bu insanlar diğer topraklara, diğer ülkelere gittiklerinde bu Allah'ın dinini yayacaklar. Peki bunun yayılması için, bunun oralara kadar ulaşması için herkesin üzerine bir vazife düşüyor. Bizler şu an ekranlardan izleyenler ve bizler burada anlatan olarak ne yapmamız lazım bununla alakalı? Yardımseverliğimizi ve yardımseverliğin ötesinde de bir vazifeyi, çünkü birçok savaşta, birçok gazve ne için verildi kıymetli hocam? Allah için verildi değil mi? Tabii. Nedir o Allah için verilen? Çünkü onlar mesela ibadet ediyorlar, sahabe efendilerimiz, Allah Resulü, ama bir savaş, bir gazve veriliyor. Ne için? Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması için. Peki bugün günümüzde böyle bir şey yapma imkanımız var mı? Yok. Ne yapabiliriz? Eğitimle, eğitimle, eğitimle. Peki eğitilmezsek ne olur kıymetli hocam? Bizi eğitirler. Bizi eğitirler. Neyle eğitirler? Batılılar kendi eğitim düsturlarıyla eğitirler. Ama bizler eğitimimizi alırsak, medrese, Kur'an kursları, buraları yardımlarla desteklersek, mesela birçok kariyede duyuyoruz, hocalar maaş alamadığı için öğretmenliği ve hocalığı bırakıyorlar. Peki bunun vebali bizlere, sizlere değil mi Geylan Hocam? Kesinlikle. Bir insan okutmak istiyor, belki yıllarca rahlede diz çürütmüş, fakat imkansızlıklardan dolayı, ne yazık ki evini geçindiremediğinden dolayı medrese hocalığını, Kur'an kursu hocalığını bırakıp dünyevi işlerle meşgul oluyor. Onun için zaten toplumlar abat olmuyor. İnsanlar dünyalık işlere geçtikleri için. Gelin biz o dünyalık işlere geçecek olan insanların elinden tutalım. O dilenen çocukların, evet bugün dilendi, yarın dilendi. Belki de en son tak edecek. Diyecek ki ben niye dileniyorum? Kolay yoldan para kazanayım. Gideyim hırsızlık yapayım. Gideyim bu toplumu ifsat edecek işler yapayım. Kur'an'ı kenara bırakayım. Şimdi ben Afrika'da şu dikkatimi çekiyor. Köylerde, kasabalardaki bile, şehirleri zaten saymıyorum, bütün giydikleri tişörtler hep yabancı futbolcuların, yabancı artistlerin, yabancı firmaların. Hani kendi türküsünü bilmeyen başkasının havasını söylermiş usulü. Hakikaten yabancılar bu konuda çok ciddi çalışmışlar. Keza Fildişi sahilinde biz beraber şu hadiseyi yaşadık. Bir cami imamı bize serzenip bizim hanımlarımız kilisenin bahçesinden su alıyor. Bizim çocuklarımıza kıyafet, şeker dağıtıyorlar. Bize yardım edin. Buraya bir cami yapın. Burada hafız yetiştirin. Çocuklarımızı biz Müslümanlar olarak kendimiz okutalım. Yoksa kaybedeceğiz diye ağlayışına birlikte şahidiz biz. Hakikaten durum çok hassas. Onun için bu anlamda bütün izleyen kardeşlerimizi de hafız yetiştirmeye davet etmek istiyorum. Birçok insan hafızlığı basit görüyor kıymetli kardeşlerim. Niçin? Bu dünyaya çok önem verdiklerinden dolayı. Afrika'da insanlar yarım etek namaz kılıyor, kısa kol namaz kılıyor, başı açık namaz kılıyor. Halen çıplak gezen insanlar var ve ben Müslümanım diyor bu insan.
Niçin? Çünkü İslamiyet hayatına tam girmemiş kıymetli kardeşlerim. İslamiyet'i tam öğrenmemiş bizim. Orada İslamiyet'i tam anlatacak hafızlar yetiştirmemiz gerekiyor. Evvela bu çocuklar hafız olacak. Kur'an'ı tanıyacak, Kur'an'ı anlayacak. Bugün benim eski, şu anki aklım olsaydı çocukken, yemez içmez hafız olurdum ya. Yani Allah'ın kelamını bilirdim. Kıymetli kardeşlerim, Allah aşkına bizi izleyen kardeşlerimizin içerisinde, yani kendimize karşı dürüst olalım. Kaç kişi Kur'an okumayı biliyor? Kaç kişi Kur'an okumayı biliyor? Efendim, ya kendi kitabını okumayı bilmez mi insan ya? Bir Müslüman nasıl olur da kendi kitabını okumayı bilmez? İşte buradan pay biçelim. Evet. Ben Kur'an'ı biliyorum. Kaç kişi manasını biliyor? Anlatabiliyor muyum? Yani bu anlamda gelin şu Afrika'daki hafızlık kampanyasına önem verin. Hakikaten ahiretimiz için çok önemli. Gerçekten bu bir cihattır. Yani bir hafız yetiştirmek, bir çocuğu sahipleneceksin. Kardeşim ben bu çocuğu okutacağım. Kaç paraya? 18 ay boyunca 3600 lira. Tamam ben veriyorum. Veya bunu peşin vermenize de gerek yok. Her ay 200 TL, 200 TL de ödeyebilirsiniz. Bir hafızın olsun. Yarın Cenab-ı Allah'a verecek bir cevabımız olsun. Yani sen bu din için ne yaptın dediğinde Cenab-ı Allah, ya Rabbi benim de elimden bu geliyordu. Ben de bir hafız yetiştirdim senin dinin için. Senin dinini insanlara güzel anlatsın, doğru anlatsın, düzgün anlatsın diye. Bu benim elimden geliyordu. Ben de bunu yaptım diyebilelim kıymetli kardeşlerim. Yani elhamdülillah biz sahadayız. Gelin riske girin demiyoruz kimseye. Cihat kardeşimle geçen Kurban Bayramı'nda tehlikeli bir yolculuk yaptık. Yollar kapalı. Örgütlerin bulunduğu bölgeden elhamdülillah ulaştık. Biz Afrika'ya ulaştık. En azından kıymetli kardeşler sizler de bu Hiranur Derneğimizin bu çalışmasına, bu gayretine ortak olun. Sizin de bir hafızınız olsun. Afrika'da ortalama çocuğun bir masrafı 200 TL. 18 ayda bunlar hafız oluyor. Efendim 18 aylı 3600 TL eder. İster bu 3600 TL'yi peşin olarak verirsiniz, isterseniz ayda 200 TL, 200 TL derneğimizin resmi hesaplarına da yatırabilirsiniz. Bakın zekatlarınız olur, Ramazan-ı Şerif geliyor. Efendim bu anlamda hayırlarınız olur. Bakın çocukları arkada ekranda görüyorsunuz. Üzerlerine doğru düzgün giyecek elbiseleri yok kıymetli kardeşlerim. Gelin sizin de Afrika'da bir hafızınız olsun. Bu hayra siz de ortak olun kıymetli kardeşlerim. Evet Cihat kardeşim hakikaten Afrika'da biz şunu da biliyoruz. Elhamdülillah biz yaptığımız medresede tertemiz giydirdiğimiz çocukların ne şartlarda okuduğunu da biliyoruz. Nasıl dini anladıklarını da biliyoruz. Başlarına güzel bir öğretmen, güzel bir hoca koyduğumuzda şuna da şahit olduk. Birçok medreseleri ziyaret ederken hocalar nerede? Bugün gelemediler medreseye, rızık derdine düştüler. Evlerine ekmek götürmeler lazım. Buna da şahit olduk. O hocaların maaşını ödediğimizde, efendime söyleyeyim, onların çok güzel gayretlerine de şahit olduk elhamdülillah, değil mi? Tabii kesinlikle. Zaten aslında şu kıymetli hocam, hafızlık bursu dediğimiz olay, yani 200 lira veriyorsun ve bir hafız yetiştiriyorsun. Yani sadece bir hafızlık bursu değil. Ne demek hafızlık bursu kıymetli hocam? Bir hocanın maaşı, bir talebenin bir aylık yeme, içme, sağlık, barınma, beslenme, bunların hepsini barındırıyor. Şimdi bizler çocuklarımızı, ailelerimizi düşündüğümüzde bir market alışverişi yapıyoruz. 4 kişilik bir ailede aşağı yukarı 600-700 lira değil mi Geylan Hocam? Evet. Onun için biz istiyoruz ki şu Şaban-ı Şerif ayı içerisinde, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde ne yapalım? Ramazan'da bu yavrularımızın 30 gün boyunca sahur ve iftar yemeklerini yapacağımız bir aş evini hazır hale getirelim birçok ülkede. Ve bu nasıl oluyor kıymetli hocam? Şimdi biz burada desek ki mesela hayırseverlerimize, ya bir aş evi yapacağız ama 100 bin dolar. Kaç kişi verebilir kıymetli hocam bunu? Zor verilir değil mi? Evet. Ama biz Allah nasip eder de damlaya damlaya göl olur dediğimiz birçok kuyumuzun açılışını insanların verdiği 150 lira, 350 lira, 500 liralarla yaptık. Şimdi aynı şekilde hafızlık bursunu da hafızlarımızın ihtiyacında kullanılmak üzere onlara bir aş evi, onlara bir barınak ve onların rahatça eğitim alabileceği bir eğitim ortamı hazırlamak istiyoruz. Onun için bu hafızlık bursuna çok önem veriyoruz. Hayırseverlerimiz, bugün hafızlığa başlayanlar
bir ay sonra hafızlığa başlayanlar yarın görecekler meyvasını. Biz o kariyelere önceden ne halde girdik, şu anda aşevleri, medreseler, külliyelerimizin ne hale geldiğini ve bunun da hafızlık burslarıyla olduğunu bizzat müşahede edecekler. Sadece sabretmek lazım, infak etmek lazım. Bu anlamda da bu aylar içerisinde, sevapların kat kat katlandığı aylar içerisinde hafızlık bursuna önem vermemiz lazım ki bu çocuklarımızın bir yıl boyunca, 18 ay boyunca ihtiyaçlarını görmek zor. Ama ihtiyaçlarını görmek için de gayret etmemiz gerekiyor. Allah razı olsun Cihat kardeşim. Evet kıymetli kardeşler, konuşacak çok şey var ama zaman dar maalesef. Sizler ekran altındaki Hiranur Derneğimizin çağrı merkezini arayarak bu konuyla alakalı geniş bilgi de alabilirsiniz. Bu kampanyaya katılabilirsiniz. Cihat kardeşimi de beni de efendim, mekanlarınıza da davet edebilirsiniz. Biz gelmekten çekinmeyiz, bir hizmet olacak da. Bazı kardeşlerimiz diyor ki ya ben 10 tane çocuk okutacağım ama sizlerle görüşmek istiyorum diyor. Biz seve seve bu hizmet için varız kıymetli kardeşler. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin. Haftaya yine aynı saatte buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.